Bizde imkansız diye bir şey yok. Mesela bana bir tane model söyle. Türkiye'de yoksa eğer uçak biletini alıp direkt gidip oradan getiriyoruz. Akşam aracınızı evinizin önüne park ediyorsunuz. Sabah bir bakıyorsunuz dikiz aynaları yok. Sipariş usulü geliyorlar yani. Yedek parça çetesi bunlar. Üç otomobili bırakıp direksiyonu çaldı. 55 bin liralık hırsızlık sadece 25 saniye sürmüş. Bu araba o model mark araba. Hemen birini bırakıp diğerine geçtiler. Önce tespit ettiler, sonra işe koyuldular. Bir gecede 21 otomobilin farlarını çaldılar. Adam vites topuzunu çalmış, burada kerpeteni unut. Ulan bu kerpeten vites topuzundan daha pahalı, gerizekalı. Ve kaporta dışında bir şey kalmadı. Vicdansızlar ne bulduysa söktü götürdü. Ben bu mesleğe 94 yılında başladım. O zamanlar mahallemizde bir tane Merso vardı. E250 bilen bilir. Bizim Almancı Fuat abinin arabası. Onun bir gün logosu kırıldı. Şimdi ben de yolda gezerken bir tanesini gördüm. Lan baktım Fuat abinkinin aynısı. Fuat abi bizim mahallemizin adamı. Gittim söktüm. Fuat abiye verdim. Şimdi o da bana karşılığında para verdi. Dedim tamam bu bir sektör ve ben bundan para kazanırım. İlk başta tabii amatörlüklerimiz oldu. Stok çalıştık. Baktık piyasa sipariş üzerine dönüyor. Biz de sipariş üzeri çalışmaya başladık. Bak. Logo Mercedes. Peugeot, Şahin, camları da bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bak elimde nadir araçların listesi var. Semsef, mahalle mahalle, hangi araç hangi yerde hepsi listeli bizde. Bize sipariş verdin mi 24 saat sonra parça sizde. Eğer bizde yoksa bile yurt dışına eleman gönderiyoruz ama bir şekilde biz onu temin ediyoruz. Geçen bizim çocuğu İngiltere'ye yolladık. Jaguar logosu çalsın diye. Çocuk gelirken 3 tane Boeing 737 uçak koltuğu çalmış. Lan oğlum bunu ne yapacağız diyorum. Abi diyor lazım olur okuturuz diyor. Hayır güvenlikten nasıl geçirdi hala aklım almıyor. Aynı elemanı seçtim o anlamda. Mesela bazen çaldığımız aracın sahibi geliyor. Aynı ürün ona bir daha veriyoruz. 3 defa aynı kişi aynı ürünü sattığımızda onu beyaz listeye alıyoruz. Artık yeter. Yani onda bir şey var, usulü var. Bir gün hiç unutmam İstanbul'da Tesla model bir araç gördük. Lan dedik arabayı bunu komple çalar. Şimdi bunun her parçası değerlidir. Bu arabayı süremiyoruz. Benzini bitmiş dedik. Lan benzin kapağı da yok. Ben tüm elemanlar böyle teker teker arabayı çalıştırmaya çalışıyor. Ama var ya Elon Musk'ın ne anası kaldı, ne bacısı kaldı. Sabahtan akşama kadar Tesla'ya da, Edison'a da, Elon Musk'ın hepsine küfrettik. Ana bacı kaydı. Meğer araba elektrikliymiş. Biz de ne yapalım? 10 bin lira pillerini okuttuk. Bazen ünlüler de geliyor. Hiç unutmam bir gün Cem Yılmaz için bir parça temin ettik. Onun Ferrari'si var bir tane. Ona biz Mustang atı sattık. Ayıkmadı bile. Ya pahalı arabalarda ufak tefek logo mogo şeyler para ediyor ama ucuz arabalarda adam benden airbag istiyor. Geçen mesela birinin airbag'ini çaldı. Bir buçuk ay sonra kaza yaptı. Adam öldü ama. Kardeş şimdi ben bunu patlamadan nasıl çalayım? Patlayınca da bir işe yaramaz. Çok tabii ilginç olaylar da oluyor. Mesela bir tane müşterimiz vardı. Çok ucuza parça sattığımızı duyunca her hafta bir liste getiriyor böyle. Bunları çalın, bunları çalın. Biz de çalıyoruz ama mevzuyu biz sonradan anladık. Pezevenk arabayı komple bize toplattırdı. Çaldığımız parçalardan 2019 Mini Cooper yaptırmış. Ne kadara? 40 bin lira. Geçen ilana koymuş 250 bin liradan. Bakın dışarıda bir tane Şahin'imiz var. Onu şimdi topluyoruz. Sıfırdan ha bu arada. Öyle bir araba yok normalde. Arabanın hani fabrikası yok. Mahsun diyebiliriz mesela modeline. X diyebiliriz. Şimdi daha döşemeleri falan yok. Yavaş yavaş da döşemeydi, tamponlu, manponlu onları da şey yapacağız, toplayacağız. 2020 model Şahin mesela bu. Ben mesela kendi aracımın müşterilerinden çaldığımız arabaların bu fazla parçalarıyla topladım. Ruhsat yok. Çünkü ruhsatta yaşayacak bir şey yok. Fabrika yok. Model yok çünkü. Model benim. Ben yaptım çünkü arabayı. Benim araç Peugeot 208 ama içi Peugeot değil. Mini Cooper'da var, Şahin'de var, BMW'de var, Mercedes'de var. Yani bir melez bir araba diyebilirim buna. Ya bazı arkadaşlar buna dolandırıcılık diyor ama ben buna geri dönüşüm diyorum. Bizim Mercedes logosu var. Bana yaklaşma. Yaklaşma. Git bana yaklaşma.